Onlarca evin yıkılıp onlarca da kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman Harmanlı'da ayakta kalan tek yapı köylünün de desteğiyle yapılan bu Atatürk heykeli oldu. Köyü zaten gördüğünüz gibi hepsi gitti zaten. Şu anda en acil sorun barınak sorunu, konteyner sorunu, temizlik, hijyen malzemeler sorunu. Şu anda bunlara acil ihtiyaç var. Köyde zaten herhalde %90 evlerin yıkık ya da kullanılmaz durumdalar. Bizim ileride bir mahalle daha var ya, oranın beraber 60 tane. Yani 42 tane burada var. Öbür mahalleden de 17-18 tane de oradan var. Yani 7-8 sene önce yaptırdık. Biz Mersin'de görmüştüm. Onu buraya yaptırdık. Yani malzemeden çalmasan her şey sağlam oluyor yani. Deprem şey Erkenek'ten başlamış o zaman da. Ve buralarda şey varmış, şey diyor, Fortuna'da dişine mi dişine diye bir köprü varmış işte. Köyün %80'i gitti abi, yıkıldı. İçinde annem de gitti. 42 kişi öldü köyde. En yaşlısı annemdi, ben şanslıyım yine de. Yani şansların arasındayım. Yaşlıydı kadın. Durumda gördüğünüz gibi her şey berbat. Açıktayız. Konteynerimiz gelmedi. Çadır hala yetersiz. Gıdadan dolayı bir sıkıntımız yok. Sağ olasın devletimiz, ülkemiz, milletimiz gönderdi hep. Yani çadırlarda kalıyoruz. Elimize geçen çadırlarda. Tek şansımız insanlar yoktu kışın burada. Üçte biriydi nüfus şu an. Yani boş devlerin hepsi. Odalı olanlar da gitti zaten. 200 kişi ya vardı ya yoktu. Bunun 50 tanesi gitti. 42 tanesi. Hayatını kaybetti yani. Heykel sağlam yapmışlar. Beton çok sağlam.